Manşete hoş geldiniz. Türkiye gündemi çok kısır. E, gündemde yeni bir şey bulmakta, yeni bir gelişme bulmakta güçlük çekiyorsunuz. Adaletsizlik, hukuksuzluk ve bu yöndeki uygulamalar aynı biçimde devam ediyor. Hatta seçime kadar ertelenmiş konular devam ediyor. Biraz NATO konuşuldu geçti. Sürekli yalan söyleniyor. Yani iktidarda yalan söylüyor, muhalefette de yalan söyleniyor ve e, iki kişiden birinin söylediği yalan. Böyle bir durum var. Bu CHP'de de böyle. Buna bakacağız birazdan. Levent Kültekin, Kemal Kılıçdaroğlu hadisesi. iktidarda da böyle. Ve mesela son NATO zirvesi meselesi tamamen içeride bir Avrupa Birliği vize serbestisi şu bu falan pazarlamasına döndü. Buna inanmadıkları halde politikacısıyla gazetecisiyle milleti bu şekilde uyutuyorlar. Yalan söylüyorlar, yalan manşetler atıyorlar. Türkiye zaferi diye servis ediyorlar NATO'da yaşananları sanki Avrupa Birliği'ne üye oluyormuş Türkiye gibi filan bir hava oluşturuyorlar. Sanki F-16 falan meselesi halledilmiş gibi, hallolmuş gibi bir hava oluşturuyorlar. Sanki vize serbestisi geliyor. Her Türkiye vatandaşı elini kolunu sallaya sallaya Avrupa, Avrupa'da ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde dolaşacak, dolaşabilecek. Bunu pompalıyorlar. Artık yani bu konuda karnımız tok. Yani 30 yıldır aynı hikayelerle aynı hikayelerle avutulduk ve artık tanrımız çok. Belki bundan 10-15 sene öncesine kadar bir nebze bunun inanılır tarafı vardı. Bir nebze ayakları yere basıyordu. Bir, bir nebze atılan adımlar itibariyle bunun geleceğine dair umutlar vardı. Hani hayaldi belki ama gerçekleşme olasılığı yüksekti. Ama şu anda ne hayal ne rüya. Düpedüz yalan. Türkiye'nin Avrupa üyeliğinin başlangıcı mı İsveç'e verdiğiniz destek diye sorulunca ağzın bal yesin demiş bir gazeteci Erdoğan. Ayaküstü yalan söylüyor yani. Bir başkası da geçen sene gitmeyin Yunan adalarına falan diye kampanya yapan iktidar aparatı şimdi Yunanistan başbakanıyla selfie çekiyor. Yunanistan medyasında da bu bu şekilde haber oluyor. Geçen yani haberde şu yazıyor. Geçen sene diyor Gitmeyin Yunan adalarına diyen, Yunan adalarına gitmeyin diyen Türk gazeteci şimdi diyor bizim başbakanla diyor selfie çektiriyor diyor. Bu ne perhiz? Buna, bu ne lahana turşusu? İktidarıyla, muhalefetiyle, medyasıyla herkes berbat yani bitmiş durumda. Perişan yani herhangi bir itibarları kalmadığı gibi kafayı kaldıracak halleri yok. Tek şeyleri bu düzenin devamı. Muhalefettekiler için de geçerli. Birazdan bakacağız. Muhalefette belli yerleri tutmuş insanlar için de bu düzenin devamı gerekiyor kendi pozisyonlarını devam ettirebilmek için. Maalesef. Free Turkish Press.com'da yazan ee, Yavuz Baydar çok enteresan bir nokta yakalamış NATO zirvesine dair. Asıl sorun diyor Erdoğan'ın PYD, YPG, FETÖ gibi başka hiçbir ülkede veya Birleşmiş Milletler'de terör örgütü olarak kabul görmemiş olan yapıları Vilnius'taki, Litvanya'daki Türkiye-İsveç ortak açıklamasına ekletmesinden et kaynaklanacak. Bu isimlerin terör örgütü oldukları kabul görmedikleri halde bir NATO belgesine girmesi diplomatik skandal demiş. Herkesin dikkatinden geçen bir konuya dikkat çekmiş İşte şeysi de bu. Metnin Türkçesi de bu. Michael Rubin de yazdığı yazıda metnin Türkçesini koymuş, İngilizcesi de var. NATO belgesine bu şekilde sokmayı başarmış Erdoğan. Bazı yandaş gazetelere göre vize serbestisi ve AB üyeliği karşılığında İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığımızı manşetlere çıkarmışlar. Yalan söylerken bu rahatlıkları insanı gerçekten üzüyor demiş. Yazık ülkenin insanlarına. Nesrin Nas yani iki gün. Yani aklın yolu bir iki gün önce söylediğimi yazmış yani vize serbesti. Bırakın vize serbestisini vize randevusu vermiyorlar. Aklın yolu bir herkes aynı şeyi düşünüyor yani. Bu, bu olağanüstü bir tespit değil. Bırakın vize serbestisini vize randevusu vermiyorlar. Herkesin aklına aynı şey geliyor. Yektan Türk Yılmaz paylaşmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden keşfedilecek sıfırdan anlaşılmaya çalışılacak nevzuhur veya daha önce gözden kaçan bir marifeti yok yok olmadığı halde son seçimlerin tamamını referandumu falan kaybetti muhalefet ki zaten işte bu düzenin devam etmesi işlerine geliyor. Biraz da böyle bir tarafı var. Bakın düzen aynı şekilde devam da ediyor. Yani görmüyorlar. 14 yaşında bir çocuğa hapis cezası verildi bu ülkede. Cumhurbaşkanlığına hakaretten. 7 ay indirilmiş ceza. 5 ay onanmış. Sonra da ertelenmiş. Ama yani bir ceza verildi. Sevinç Özaslan feryat ediyor. Attığı tweetlerde. Yeniden yapılanma. Cemaatin yeniden yapılanması. İnsanlara nefes aldırmıyorlar. İhraç et, işsiz bırak, tutukla ötekileştir. Peki KYK aileleri ne yapacak? Nasıl hayatta kalacak? Herkesi toptan gaz odasına atın bari. Belki o zaman rahatlarsınız demiş. Çiğdem Mater bir başka çığlık. Yargıtay'da hakimler olduğunu umuyorum diyor. Esasen yok da ama içerden yazınca işte Bakırköy kapalı cezaevinden en azından ummak istiyor. Sonra da işte iktidarıyla, ya yani boşuna iktidarıyla, muhalefetiyle muhalif muhalifimse medyasıyla demiyorum. Sözcünün attığı tweet. 12 Temmuz'da attığı tweet. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Alışveriş kartı ve hediye çeki. Kayda geçmek için buraya koyuyorum. İnsanların dayanışmak için dışarıdaki tutuklu hükümlü aileleri veya ne bileyim KHK'lı aç açıkta alışveriş kartı ve hediye çeki gibi dayanışmayı veya işte insanların yardımlaşmasını, erzak yardımı, iyi aşe yardımı, ayakta kalsınlar, hayatlarını sürdürebilsinler diye. Bunu da güncel finans yapılanması diye böyle sözcü veriyor. Yerin dibine batsın. Tüh size. Daha fazlasını hak ediyorsunuz. Ama bu kadarla yetineyim. Seçimin somut sonucu gazetecilik bitti diyor işte gösterdim. İktidarıyla, muhalefetiyle, yandaşıyla veya candaşıyla. AK Parti'nin hedefindeki en büyük meslek grubu özellikle 2015'ten sonra gazeteciler olmuştur. Aynen öyle. Önce bizim medyaya çöktüler. Önce bizim medyaya çöktüler, sonra arkası geldi. Ya seninle baş Hayır bizimle başladı. Bizimle başladı. Önce bize çöktüler, bizi bitirdiler, sonra da arkası geldi. Net. Bu süreç bu yolun taşları böyle döşendi. Ya hep vardı. Hayır hep yoktu. Bizimle başladılar 2015'te ve sonra arkası geldi. Kimse kendini kandırmasın. Aklımızla, zekamızla, hafızamızla da alay etmesin. Lütfen. Biraz saygı. Diyarbakır'da 16 gazeteci tahliye edildi. Bir önceki haberde işte duruşmaya çıkıyorlar demiştim. Bir önceki manşet yayınında. 8 Haziran 2022'de tutuklandılar. Uyduruk gerekçelerle gözaltılanlarak. Neyle suçlanacakları suçlandıkları da belli değil. Savcılık bir şey uydurmak için 10 ay bekledi. 10 ay sonra iddianameyi hazırladı. Ve mahkeme 13 ay sonra tahliye etti. Hayatlarından 13 ay çaldılar. 16 gazetecinin. Ama ne oldu o arada? Atalan Üsküdar'ı geçti. Seçim oldu bitti filan. Yani bir seçimin sağlıklı koşullarda devam edebilmesi için orada gazetecilik faaliyetinin de serbestçe yürümesi gerekiyor. Dikkat edin seçimlerden önce her defasında Doğu ve Güneydoğu'da operasyonlarla siyasetçileri gazetecileri topluyorlar. Gerçekler ortaya çıkmasın seçimi bir biçimde biz halledelim diye. Sonra da işte sandık oyunları şu bu bilmem ne. Uğur Dündar Çeşme Ilıca'nın en güzel otellerinden birindeydim diyor. Tenhalık dikkatimi çekti. Doluluk oranı %30'muş. Gurbetçiler dışında bir misafir gelmediğini söylediler. Ya turistler zehirleniyor otellerde. Can güvenliği yok, mal güvenliği yok. Ayrıca pahalı. Yani sterlin bazında, dolar bazında, euro bazında pahalı artık. Yani hem kalite düşük hem de pahalı. Niye gitsin? Çeşme Ilıca. Sheraton Çeşme mi? Bilmiyorum. Yazmamış Uğur Dündar. Bir başka kalitesizlik sorunu. 8 saat elektrikler kesikti diyor gazeteci Melis Alpan. 16'da gelecek dendi o 20'de geldi. Bugün yine kesik filan. Yazmış detayını okursunuz. Bir gün ülkenizin normale döndüğünü görürseniz veya bunu test etmenin yolu nedir biliyor musunuz? Elektrik kesilmeyecek arkadaş. Kesilmeyecek bu kadar net. Ölçü bu. 7 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Hatta birkaç ayda geçti. Kendi tanıklığımı söyleyebilirim. Öncesini bilmiyorum ama öncesi de öyleydi. 7 küsür yıldır 4 kere ev değiştirdim. Ne elektriğin kesildiğini, ne suyun kesildiğini, ne internetin kesildiğini ne de gazın kesildiğini gördüm. Bırak yani basınç seviyesi veya sinyal seviyesi nasıl derseniz artık voltaj o bile düşmedi. Görmedim. Bir kere bile bir anı seyyale bile. 7/24 görmedim. Yaşamadım. Bir gün ülkenin normale döndüğünü görürseniz bunların kesilmediği bir ülke olduğunda ancak normale dönmüş olur. Muhalefete bakalım İşte bu biri yalan söylüyor meselesi biraz da böyle. Yani iktidara bakan tarafı da var muhalefete bakan tarafı da var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener seçimden sonra belki de ilk kez baş başa neyse bir araya gelmişler. Ee, görüşme talebi CHP'den gitmiş ve İyi Parti Genel Merkezi'de bu görüşme gerçekleşmiş. Yüzler gürüyor objektiflere poz verirken ama içeride ne döndüğünü bilmiyoruz. Ne döndüğünün çok önemi de yok. 5 sene öncesine geri döndük. Ee, sadece böyle bir fotoğraf verildi. O açıdan önemli. Fakat dikkat çekici olan konu CHP'den dün yapılan açıklama. Levent Gültekin'in medyaskopta Ruşen Çakıra yaptığı açıklamalar yalanlanıyor. Hayal ürünü diyor. Yani ya Kemal Kılıçdaroğlu ya da Levent Gültekin ikisinden biri yalan söylüyor. Hadise ne? Levent Gültekin kendi tanıklığını anlattı ki bunu daha evvelde başka platformlarda anlatmıştı. Nisan ayında, 2022 yılının Nisan ayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor. Diyor ki bir film var, bir kurgu var, bir senaryo var ve bu finalinde diyor, sizi aday yapacaklar 2023'te ve siz kaybedeceksiniz seçimi. Ve diyor şu isimler sizin adaylığınızı organize ediyor. İşte Rütük'teki CHP üyesi o gün herhalde Rütük'te değil Okan Konuralp, Enis Berberoğlu, Tunca Özkan ve Erdoğan Toprak bu isimleri sayıyor. Ve bunlar diyor kimisi diyor devletle irtibattı, kimisi sarayla irtibattı falan. Kemal Kılıçdaroğlu dinledi ve biliyorum dedi. Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok diye cevap verdi diyor. Bu da enteresan. ikinci bir vahim durum. Neden adaysınız diye soruyor Levent Gültekin Kılıçdaroğlu'na. Gerçekten ülkeyi kurtaramayız diyor şey Kılıçdaroğlu aday olmayan o zaman diyor. Onun üzerine de ben benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok diyor. Kemal Kılıçdaroğlu Levent Gültekin'e. Bu yalanlandı. CHP Genel Merkezi ve elbette Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hayal ürünü dendi. Levent Gültekin iddiasının arkasında duruyor. Hatta detaylandırarak arkasında duruyor. Burada üç önemli, üç büyük problem var. Bir tanesi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurgudan haber olması. Yani birilerinin kendi adaylığını zorladığını ve işte kaybetmeye bu bununla da cumhurbaşkanlığı seçiminin seçimini Erdoğan'ın kazanmasının amaçlandığı. İkincisi ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok diye bir itirafta bulunuyor. Yani bu mühim bir itiraf. Yani çözüm yok diyor. Yani bürokrasiden şuradan buradan bana öyle haberler geliyor ki bitti. Gerçekten ülkeyi kurtaramayız diyor. Böyle bir inançta. Bunu da Levent Gültekin aracılığıyla öğreniyoruz. Bir diğer üçüncü konu da benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok. Yani buradan hareketle şu anda da ben kendi isteğimle yapmıyorum her şeyi. Şu anda bana kalsa CHP'yi bırakırdım, genel başkanlığı bırakırdım ama beni burada tutuyorlar. Aslında bu manaya da geliyor. Yani kendi iradesiyle yapmıyor bazı konuları ve bir takım şeylere mecbur ve mahkum olduğu için yapıyor gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Her neyse fakat Levent Gültekin attığı bir tweet'te 2015 koalisyon görüşmeleriyle ilgili akıl almaz bilgilere sahibim de ispat edemediğim için kullanamıyorum diyor. E, 2015 koalisyon görüşmesi şu. 7 Haziran'da AKP seçimi kaybetti, azınlığa düştü. %40 oyla tek başına iktidarı kaybetti. Ve o gün başbakanlık sistemi var, parlamenter sistem var. Erdoğan sembolik bir cumhurbaşkanı, Abdullah Gül yetkileriyle orada oturuyor. Ve hükümetin kurulması, başbakanın işte görevlendirilmesi, başbakanın hükümeti kurması ve işte Ülkenin devam etmesi gerekiyor bir sonraki seçime kadar falan yani bugünkü gibi değil sistem. Ee, ne yaptılar? AKP ile CHP 35-40 gün süren koalisyon görüşmesi yaptılar ve ondan sonra da hükümet kurulamayınca da Erdoğan ülkeyi erken seçime götürdü. Tekrar bombalar patladı. Yaşananları hatırlayanlar, bilenler var. 1 Kasım'da AKP tek başına iktidara geldi. İşte onunla ilgili olarak bu 2015'teki koalisyon görüşmeleriyle ilgili akıl almaz bilgilere sahibim de ispat edemediğim için kullanamıyorum diyor. Levent Gültekin valla bu akıl almaz bilgilere sahibim. Konuşursam yer yerinden oynar falan. Yani bunu bırakmamız lazım ve gerçekten bu vatanı düşünen insanların ve ülkenin geleceğini düşünen insanların, gençleri düşünen insanların ne biliyorsa açıklaması lazım. Her şeyin bir açıklama biçimi var. Her üslubu dahilinde, üslubu içerisinde duyum olarak söylenebilir, tahmin olarak söylenebilir, kanaat olarak söylenebilir, yorum olarak söylenebilir. Ben olayların gidişatından, gelişiminden böyle okuyorum. Bende böyle bir fikir hasıl oluyor falan diye bir şey koyarsınız. Orada anlayacak olan anlar zaten. Dolayısıyla herkesin her şeyi söylemesi lazım. Ben söylüyorum. Her gördüğümü belli bir analiz, belli bir bilgi ve ne bileyim check, tahsiye etme, düzeltme, kontrol etme mekanizmasından geçirdikten sonra takip eden insanların yararına, takip eden insanların gerçekten bilgi edinme hakkı, haber edinme hakkı, gerçeğe doğruya ulaşma hakkı çerçevesinde paylaşıyorum. Her şeyi paylaşmadığım hiçbir şey yok. Bütün tanıklıklarımı, bütün bildiklerimi, bütün zihnime gelen olgunlaştırdığım ve artık hani sunuma hazır analizleri paylaşıyorum. Hiç bagajımda hiçbir şey yok. Şöyle arkaya bakıp da ya şunu da söyleseydim diyeceğim hiçbir şey yok. E, bu konuda son derece rahatım, son derece müsterihim. İçime attığımda bir şey yok ve herkes böyle yapmalı. Bu devir böyle bir devir, bu dönem böyle bir dönem. Çünkü yarın çok geç olabilir yarın keşke demek hiçbir şeye yaramaz. Pişmanım keşke şöyle yapsaydım. Keşke böyle yapsaydım. Keşke daha güçlü çıkış yapsaydım. Keşke işte efendim şunu söyleseydim falan. Bir önemi yok. Bugün yapmanız gerekiyor her şeyi. Dediğim gibi ben şahsen kendi namıma son derece müsterihim. Umarım herkes de aynı biçimde müşteri olurlar ve olmalılar. Özellikle Türkiye gibi e, Türkiye jeopolitiğinde ve politiğinde, ekonomi politiğinde ki ülkelerde bu durum son derece önemli. Hele bu kadar herkesin susturulduğu icazetli isimlere muhalif gazetecilik falan veya muhalif siyasetçilik yaptırıldığı dönemde diyor ve bir manşeti daha noktalıyoruz. İnaat yok çünkü inout çıkaracak malzeme çıkmadı bu defa. bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.